Herkese merhaba arkadaşlar. Outlast'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Oyuna 5. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada başlamadan sizlere bir iki ufak duyuru yapmak istiyorum. Kanalımda Assassin's Creed Black Flag'in ilk izlenim videosu yer alacak. Bunun yanı sıra XCOM Enemy Within yine kanalımda ilk izlenim videosu olarak yer alacak arkadaşlar. Bir de BioShock Infinity'nin en son çıkan DLC'si Burial at Sea yine kanalımı konuk olacak. Bu oyunlar gerçekten sağlam oyunlar. Özellikle bu oyunların ilk izlenim videolarını çok detaylı bir şekilde uzunca bir video oluşturarak sizlere göstermek istiyorum. Oyunların ilk dakikalarına hep beraber bakacağız. Bakalım bekleneni sunabilmiş mi? Bu oyunlar bizi nasıl karşılamış? Hep beraber bunlara değineceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar böyle biraz baba oyunlar. Özellikle videolarını biraz uzun ve detaylı tutmak istiyorum. Özellikle bu 3 oyunun. Dilerseniz bu ufak duyuruyu yaptıktan sonra Outlast'ın o korkutucu ve ürkünç atmosferine tekrar bir geri dönüş sağlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en son burada kalmıştık. Bu arada biz kameramızı düşürdük aşağıya, onu almamız lazım. Yani biliyorsunuz zaten o ortam bayağı böyle bir karanlık olduğu için kamerasız ilerlememiz neredeyse imkansız. Bu arada arkadaşlar dışarıda çok fena bir yağmur yağıyor, şimşek, gök gürültülü. Ve şu an oyunu oynadığım saatlerde aynen normal hayatımda da, yani dışarıda da aynı bir hava hakim. Yani çok ilginçtir. Tam anlamıyla böyle oyunun atmosferine uyum sağladığımı söyleyebilirim. Evet, bu arada ilerliyoruz bakalım. Hem oyunda hem de dışarıda böyle aynı havanın olması gerçekten beni tam anlamıyla oyunun atmosferine sokmayı başarıyor. Böyle ilginç de bir tesadüf. Oo. Bu arada karşıdan bir tane elemanın biri geçti fakat kameramız yok arkadaşlar. Bir an önce onu almam lazım. Oo. Oo. Nereden çıktın sen ya? Eyvah eyvah. Bu arada oyunu ben unutmuşum biraz böyle bu sahneleri. Yine böyle tekrar o korku sahnelerini tekrar yaşıyorum arkadaşlar. Evet, bu arada ilerliyoruz. Kameramız herhalde şu ileri bir yere düştü çünkü evet, gördüğünüz gibi ortalık bayağı bir karanlık. Evet, kameramız orada. Onu bir an önce almam lazım. Evet, neyse ki kameramızı aldık. Oo, burası adam kaynıyor. Anında topuk yapalım. Evet, camının çatladığı yetmiyormuş gibi bir de kamera bozulmuş arkadaşlar. Arada böyle bir tekliyor. Eyvah eyvah. Evet, şuradan yukarı çıkalım. Evet, neyse ki elemanlardan yakayı kurtardık fakat kameramızın hem camı çatladı biliyorsunuz bir önceki bölümde. Şu an hem de bazen görüş açısını kaybedebiliyor. Bu da bayağı kötü oldu bizim için çünkü elimizdeki tek şey kamera. Evet, bu arada buradan bir an önce çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Evet, şurada piller var. Onları alalım.
Evet, bu arada şöyle yukarı çıkacağız galiba. Yani zaten Peder Martin'i herhalde bir 2-3 bölümdür kovalıyoruz bir türlü. Adamla buluşamadık. Evet, şöyle atlayalım. Yürürken bayağı bir dikkat etmek gerekiyor. Ortalık bayağı bir yıkılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım nereden gideceğiz. Şu karşıya atlayalım. Çok kötü bakıyor. Biz ona hiç bulaşmadan aynen şöyle yardıralım. Bunların ne yapacağı hiç belli olmuyor. Evet, peşimizden gelmiyor değil mi? Evet, hemen şuradan bir bakalım çünkü az önceki Oo. Eyvah eyvah, biz ne yaptık? Abi adam peşimizden geliyormuş bu arada. Oo, çok kötü oldu be. Eleman orada geziniyormuş, biz hiç farkına bile varmadık. Aynen, gümbürtüye gittik bu arada. Evet, az önce görevde admin, yani yönetim bloğundan bahsediyordu. Abi biz o elemana hiç bulaşmadan herhalde az önce şuradan geçmiştik. Şu havalandırmadan çıkalım. Eyvah eyvah, karşıda bir tane ne var? Aşağıda mı? Hayır. Bir tane ceset var arkadaşlar burada. Bunu aşağı itelim. Evet, kütüphane. Yalnız bizim dinlenme salonundaki anahtarı al. Hemen bir bakalım dinlenme salonu nerede? Geçeceğiz galiba.
Evet, şuradan sürünerek geçelim. Bu arada Peder Martin'le bir türlü görüşemedik. Umarım eleman bizi Tonga'ya getirmez çünkü burada hiç kimseye güven olmuyor. Evet, bu arada kafayı yemiş bir eleman var. Adam orada tek başına piyano çalıyor. Bırak çalsın abi, biz hiç bulaşmadan şöyle şuradan çıkalım. Evet, burası da bayağı bir karanlık. Oh. Evet arkadaşlar, bir anahtar arıyoruz fakat henüz. Oh. Henüz bir anahtar bulamadım. Evet, yukarı çıkıyor burası herhalde. Film odasına çıkıyor burası. Bir bakalım hemen. Hemen bir bakalım. Evet arkadaşlar, film odasına gelmişiz. Oo. Yalnız burayı açmamız lazım. Evet, anahtar içeride. Yalnız niye açmıyor onu anlamadım. Başka bir giriş var herhalde buradan. Evet, şu ön kapıdan gireceğiz galiba. Oradan nasıl gireceğiz onu da bilmiyorum. Evet, şuradan bir çıkış var sanırım. Evet, şuradan sürünerek geçeceğiz. Evet, bu arada etrafta cesetler. Saçılmış bir şekilde duruyor. Evet, şöyle atlayalım. Evet, anahtarımızı aldık. Yalnız bu Peder Martin de bir türlü yerinde durmuyor herhalde. Az önce admin bloğundaydı. Yani yönetim bloğundaydı. Şimdi de üçüncü kata çıkmış. Hadi bakalım. Umarım başımıza hiçbir şey gelmez yani, çünkü böyle biraz tuhaf bir durum. Çok fazla öyle kimseye de güvenemiyoruz. Evet, buradan bir an önce çıkalım. Değiştirmeyi unutmayalım. 4 tane pilimiz var. Orada bir şey mi var? Eyvah eyvah. Arkadaşlar, bu eli
satırlar mı diyeyim, bıçaklılar da var gerçi. Bunlar çok sakat, anında işinizi bitirebiliyorlar. Yani böyle tek hamlede kesinlikle hiç kaçarınız yok. O yüzden direkt onları gördüğünüzde topuklayacaksınız. Başka da hiçbir yolu yok yani kurtulmanın. Genelde böyle düşmanların çoğu, psikopatların çoğu daha doğrusu şeyle geziyorlar, sopayla geziyorlar. Onlardan bir iki darbe alsanız da kurtuluyorsunuz. Fakat bunlar tek hamlede. Evet, şöyle. Aç, aç, aç çabuk. Neyse ki gelmiyor. Yani o bile çok büyük bir psikolojik baskı yapıyor. Yani onun orada durması, böyle her an gelecek olması, yani o düşünce bile tam anlamıyla bir baskı yapıyor. Bu arada asansör için anahtar lazım. Bir anahtar, bir bakalım hemen. Evet. Bir bakalım, hemen bir anahtar bulmamız lazım. Geçelim. Yalnız göz göz görmüyor burası. Şöyle bir bakalım, herhalde burada bir şey yok. Şuradan geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar, bunlar sürekli dua ediyor. Herhalde bu akıl hastanesinde dinsel böyle bir sapkınlık söz konusu büyük bir ihtimalle. Çünkü her yerde haç işaretleri var. Hatta doktorlar da böyle rahiplerden falan oluşuyor. Böyle dinsel bir sapkınlık söz konusu. Daha doğrusu dinsel sapkınlıktan ziyade bunların üzerlerinde böyle çok farklı şeyler uyguluyorlar. Bu arada şunu alalım bakalım. Yani genetik bir mutasyona uğramışlar gibi. Gerçekten tam anlamıyla olayı herhalde oyunun sonlarına doğru çözeceğiz. Bu arada böyle etrafta çok acayip bir müzik var. Böyle uğultular. Arkadaşlar, bu arada böyle pencereden, yani şu an oturduğum yerde arka tarafım pencereye bakıyor. Pencereden böyle yağmur sesleri, gök gürültüsü falan tam anlamıyla. Yani hemen hemen oyunla aynı atmosferde gibiyim. Hava durumunun tam olarak bu şekilde olması gerçekten biraz da benim şansım galiba. Bazen böyle arkada şimşek çakıyor. Ben oyundan mı geliyor yoksa gerçekten mi oluyor? Bazen çözemiyorum. Evet arkadaşlar, hemen bir bakayım ben. Ne bulabileceğiz? Oo. Evet, bu oyundan geldi. Evet, dışarıdan yol alacağız arkadaşlar. Şöyle bir geçelim bakalım. Bu eleman umarım zararsızdır. Çok fazla güven olmuyor bunlara bir anda böyle. Şangırt diye saldırabiliyorlar. Evet, çok fazla ulaşmadan. Evet, Tanrı hastalıklılardan nefret eder diyor.
Tanrı paradan nefret eder. Böyle ilginç bir ayin söz konusu herhalde. Oo. Evet, bir ayinin ortasına geldik. Bu arada bizim bu peder Martin değil mi? Yalnız olayı anlayamadım. Evet, bu arada arkadaşlar peder Martin bir ayin yapıyor, yani ben bize yardımcı olacak diye düşünmüşüm ama o da sapık çıktı. Bu arada arkayı kontrol edelim, herhangi biri. Evet, asansörü kullanacağız herhalde. Bu arada peder Martin niye kendini öldürüyor? Abi bunların hepsi kafayı yemiş ya. Olaya bak. Yani hastasından doktoruna hepsi. Evet arkadaşlar, dilerseniz 6. bölümü de burada noktalayalım. Böyle ilginç bir son oldu. 7. bölümde oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.